have you two been together? Just over 3.5 years. 4 years. Bu hafta vizyona giren filmlerden sizin için seçtiklerimize yakından bakalım. It's like another world. Ritüel. Tomorrow's a big day. İlk filmi Hereditary ile çığır açan Ari Aster'ın yönetmenliğini üstlendiği film, yılın korku filmi olarak nitelendiriliyor. What am I going through? We just need to acclimate. I don't want to acclimate, I want to go. Absolutely not. What's happening? Ritüel, geleneksel Midsommar Festivali'ne katılmak için İsveç'in bir tatil köyüne giden Danny ve Christian çiftinin yaşadıklarını merkezine alıyor. We only do this every 90 years. I was most excited for you to come. Yuli. Kübalı ünlü dansçı Carlos Acosta'nın hayatını anlatan Yuli, bir yanıyla da hiç istekli olmayan bir çocuğun dansçı oluş hikayesini anlatıyor. Carlos Acosta'nın kendini canlandırdığı Yuli, sanat, kökenler, fedakarlık, cesaret ve aile hakkında güçlü bir yapım. Nobody knows you. The only thing I know is that your name is Lucas, you're a bouncer, and that you beat the shit out of a kid. What do you want from me? I want you to work for me. Koruyucu. Julien Leclerc'in yönetmenliğini üstlendiği filmin başrolünde Jean-Claude Van Damme yer alıyor. Film, gece kulüplerinde çalışarak 8 yaşındaki kızı Sarah'ı büyütmeye çalışan Lucas'ın hikayesini merkezine alıyor. Something happens to my dog and I'll kill you. Sizleri Saygın Kanatlılar Kulübü'ne resmen davet ediyorum. Vay canına. İkiniz için görevim var. Şimdiden ilk görev ha? Mesajı hatırlamıyorum. Sen hatırlıyorsun değil mi? Tüylü arkadaşlar. Muki ve Kuki tüy kulübüne kabul edildikleri için çok mutludurlar. Ancak onlara verilen görevler düşündüklerinden daha zorludur. Feather Clan bugüne kadar görülmemiş bir kabusun içine düşmek üzere. Olay çıkalmak isteyen mi var? Tavşanla onlara derslerini verebilirim. Evet, hadi gidelim. Artık geri dönüş yok. Sonsuza kadar Tüylü Arkadaşlar Kulübü. El Deccur. Gökhan Arı'nın yönetmenliğini üstlendiği film, bir grup arkeoloji öğrencisinin öğretmenleriyle katıldıkları kazı çalışması sırasında yaşadıklarını merkezine alıyor. Temmuz ayının ilk vizyon haftasında bu filmler sinemalarda sizleri bekliyor. Gelecek haftanın vizyonunda görüşmek üzere.